İyi akşamlar sayın izleyiciler. Motto Magazin'den yine bir sağlık mottosuyla karşınızdayız. Bugün karşınızda çok değerli bir kalp damar cerrahi uzmanı, sevgili abimiz, hocamız, doçent doktor Selami Doğan ile sohbet yapacağız. Tabii kendi mesleğim, meslektaşım olduğu için kendisiyle sohbet etmek benim açımdan hem katılım açısından çok da pozitif hem sohbet açısından da çok keyifli olacağını düşünüyorum. Selam abi, tabii yıllardır birlikte çalıştım. Merhaba abi. Şimdi Murat'cığım merhaba. Şimdi nasıl kalite? Süper, süper. Kaliteni yansıttı. Çok yakışıklı tamam. Görünüyorsun abi. Tamam. Çok teşekkür ederim. Bak senin kız arkadan bir şeyler söylüyor. Benim büyük kız da bana yardım ediyor. Süper valla. Valla bizimkiler daha yardım edemiyorlar ama sabote ediyorlar. Geçen hafta ikisi birden üstüme atladı Çağrı'yla yayın yaparken. Şimdi de ufak yine camı zorluyor baba baba diye arada gelip kucağım atlarsa artık kusura bakma sen de. Sıkıntı yok. Şu an benim kızlar da hepimiz çok heyecanlıyız. Tabii ben internet ve sosyal medya deneyimli olmadığım için anca becerebildik. Kusura bakma. Hiç sıkıntı yok bizim için Selam abi. Senin ne kadar yoğun çalıştığını, Türk duygularıyla, Alman disipliniyle çalıştığını çok iyi biliyoruz. Fazla çalıştığın için de belki de böyle şeylere çok zaman bulamıyorsun. Ben de dün şans eseri şeye baktım, telefonumun işte günlük kaç dakika Instagram'a giriyorum diye 18 dakika göstermiş ki yayın yapıyoruz sosyal medyayla da hani biraz daha iç içe olmama rağmen çalışmaktan çok vakit bulamıyoruz. Senin de girememene çok şaşırmadım. Selam amcım, senin hakkında konuştuk, sen bağlanmamışken henüz. Senin Eskişehirli Çifteler Arslanlı Köyü'nden, benim Mavdiye'nin Hamidiye Köyü'nden olduğumuzu konuştuk. Tabii anne taraflarım Alkun'um, Arap duyuyoruz diye iyice birçok köyler tabii bizim. Ama baba köyü adeti olmuş ya. O yüzden biz sana da iyi söylüyoruz. Almanya'da Frankfurt Üniversitesi'nden ihtisasını, hocalığını aldın. Orada hatta yine Türkiye'ye sizle birlikte biraz daha önce gelmiş yine bir kalp damar cerrahı arkadaş vardı değil mi? Evet. O da aynı yerden çok... hepiniz ihtisaslısınız. Şimdi abi 6 yıl oldu sizle birlikteyiz. Allah nice sağlık versin de 60 yıllar olsun. İnşallah. Özellikle hani senle gerçekten arkandan da her zaman konuşurum. Eline, tekniğine, insanlığına, her şeyin her zaman keyifli olduğumuz bir abimizsin. Hocasın, çok sağ ol Murat'cığım. Çok teşekkür ederim. Ve bunun yanında mütevaziliğin, hani kafanda bir şey oturmadığı zaman gel oturalım birlikte, bir de sen şuna bak veya biz abi bir gel şuna bakalım dediğimizde çok güzel konseyler yaparak hasta için en doğrusunu bulmaya çalışıyoruz birlikte. O yüzden seninle çalışmak da çok büyük bir keyif. Çok teşekkür ederim. Murat'cığım aynısını ben de öbür tarafa doğru sana doğru geri vermek istiyorum. Şimdi biz sırf burada Eskişehir Çifteler Mahmudiye olarak hem şehirli olarak değil de hem meslekli olarak da çok güzel bir frekans tutturduk. Ve sağlık konularında, kalp konularında çok güzel anlaşıyoruz. Şu son 5-6 yıl hele benim mesleğimde şöyle bakıyorum son 15-20 yıla en verimli çalıştığım dönemi yaşıyorum şu an son 5-6 yıldır. Çünkü sen de biliyorsun kalp hastalıklarında kardiyolog ve kalp damar çok yakın iç içe çalışması gerekiyor ve biz bu kooperasyonu çok güzel sağladık sayende. Kesinlikle. Ve yok bunun abi, için sana birlikte çok etle tırnak gibi olduk abi. Valla sağ ol, ben de çok memnunum. Ne zaman bir zorluk yaşasak, bir destek istesek her zaman koşuyorsun. Tabii elin de çok maşallah becerikli olduğu için de korku da olmuyor. Riskli vakaları alıyorsun. %1 bile yaşama şansı olsa
hiç gece gündüz demeden alıyorsun ve çok büyük oranda da başarı yakalıyorsun. Bir Çok sağ Eskişehirli ol. olarak Eskişehir ve çevre halkı için çok büyük bir değerse Selam abi. Gerçekten bunu biliyorsun. Tüm akrabalarım da güvenle sana emanet ediyorum. Sırf laf olarak olsun diye de konuşmuyoruz burada. Canımıza Allah razı olsun emanet ediyoruz Muratçığım. Çok sonuçta. teşekkür ederim. Ya Selam şimdi abi. bu Buyur. karşılıklı bir şey bu. Tek taraflı zaten olmuyor. Karşılıklı bir işbirliği oldu bu. Alman atasözü nedir biliyor musun? Ne ekersen onu alırsın. Biter. Yani sen Tabii. nasıl evet yani sen nasıl davranırsan karşı taraf öyle davranıyor Değil mi? ve bu yönden de birbirimizi zaten çok güzel tamamladığımızı düşünüyorum. Kesinlikle. Selam abi. Şimdi bu sen kalp damar cerrahısın, ben kardiyoloğum, manjolar, stentler, kalp pilleri, işte ben de bacak atar damarlarıyla ilgili açma işlemlerini ben yapıyorum. Sen daha çok ameliyat, kalp kapak değişimi, bypass ameliyatları, işte Evet. varis ameliyatları veya bacak atar damarlarında açık cerrahi operasyon gelişirse, gerekirse bunları siz yapıyorsunuz abi. Şimdi Evet. tabii çok Covid şu an moda, Covid ile ilgili vesaire, ama Covid'de ölüm oranları gerçekten çok düşük. Belli bir hani Evet. süre şu an hani normalleşmeye gidiyoruz. Ama ikinci bir Eylül-Ekim ayında yine bir ikinci bir pandemi olabilir, ikinci bir atak olabilir gibi konuşmalar var, ama sonuç olarak yüzyıllardır bütün dünyada ölümlerin en sık nedeni kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar. Yani kalp krizleri, Tabii. damar yırtılmaları, beyin damar hastalıkları ile ilgili felçler vesaire hala Tabii. çok da fazla, bir kalp krizinde %40'lara varan ölüm oranları oluyor. Özellikle genç yaşlarda çok daha fazla oluyor. Aynen, Covid aynen. gelip geçiyor, artık iyice normalleşiyoruz. Biraz da insanlar gerçekten Covid 3-4 aydır her yönden ekonomi programı, spor programı, her şeyi bıraktılar. Ve Covid bu işe konuşuyorlar. yöneldiler. Ama Tabii. dünyada devam ediyor ve halen en önemli hastalıklar kalp ve damar hastalıkları. Tabii. İnsanlar ne yaptıklarında kalp damar hastalıklarına daha çok yakalanıyor? Risk faktörleri nedir? Tabii. Erkeklerde mi daha fazladır, bayanlarda mı? Yaş grubu olarak hangi Tabii. grup, hangi komorbid sebepler bunda ölümcülüğe neden oluyor? Bunlarla Tabii. ilgili bizleri bilgilendirebilir misiniz abi? Tabii, seve seve Muratçığım. Şimdi dediğin gibi bütün dünyada, bütün Batı dünyasında medya Covid konuşuyor. Ama Covid %2-3 gibi bir mortalite, ölüm oranı gösterirken kalp damar hastalıkları %30-40 gibi hatta %50'ye varan bütün ölümlerden sebep olan bir yaygın bir ağır hastalık durumu. Ve Covid son aylarda bizi üzüyor. Ama kalp damar hastalıkları bizi son 30-40 yıldır çok ciddi bir şekilde toplumsal sorun yaratıyor. Evet. Bunların da ana nedenleri bizim gelişmiş ülkelerde gördüğümüz rahat hayat dediğimiz olay var ya. Yani herkesin arabası var, insanlar rahat çalışıyor, Evet. gelir düzeyi de normal düzenli bir hale gelince insanlar az hareket ediyor. Benim gördüğüm ana risk faktörleri yaşam tarzından kaynaklanıyor. Değil mi? Bu Stres yaşam de çok tarzı arttı artık. bu yaşam tarzı dediğimizde insanlar yanlış besleniyor ve az hareket ediyor. Üzerine bir de sigara, alkol gibi şeyler ekleniyor. Sonra ailede kalp damar hastalığı gibi sorunlar zaten varsa ne oluyor? İnsanlar 40-50 yaşlarında erken dönemde işte obezite, hipertansiyon, diyabet gibi sorunlarla karşılaşıyor ve bu diyabet, hipertansiyon hastalıkların ana komplikasyonları atar damar tıkanıklığı. Ve bu Evet. atar damar tıkanıklıkları önce sana geliyor, son dönemde bana geliyor. Evet. Yani burada bir arkadaşlarımızı, çevremizi bilgilendirmemiz çok önemli. Ve sayende böyle bir modern platformu ilk defa kullanıyorum bu ara, itiraf ediyorum. Ama çok yakışıyorsun abi şey ekrana valla. Teşekkür ederim. Şimdi bu şekilde tabii daha büyük bir kitleye ulaşalım, daha çok insanlara bilgi verelim. Kalp hastalıklarından korunmak için ne yapmak gerekiyor? Böyle diyalog halinde konuşursak
İnşallah daha fazla insanlar kendine dikkat edebilir. Kesinlikle abi. Abi şimdi dediğin gibi kalp damar hastalıklarında özellikle hani değişebilir ve değişemeyen risk faktörleri var. Aile öyküsü dediğin gibi önemli ama anne babayı kardeşleri değiştiremiyorsun. O genetik değişmez. Aynen, Yaş aynen. faktörü, cinsiyet faktörü bunlar değişmiyor. Cinsiyet ameliyatla değişse bile genetiği değişmediği için yine risk Tabii. faktörü devam ediyor. Kadınlar östrojen koruduğu için biraz geç Tabii. menopoz sonrasında bu riske giriyorlar. Aynen. Özellikle hani diyabet yakalanabiliyor insanlar ama diyabette kan şekeri regülasyonu, işte tansiyon hastalarının tansiyonu kontrol altında olması, bunun içinde dediğiniz gibi sedanter Tabii. hayat, rahat, işte arabayla her Evet. yere gidip gelme, uzaktan kumanda kullanma televizyonda, Tabii, asansör tabii. kullanılması, yemekten sonra işte hareketsiz kalıp televizyon karşısında kuru yemiş vesaire ağır, ağır şeyler Evet. yenmesi. Dediğiniz gibi Aynen. şey arttırıyor ama bir de abi hepimizin özellikle ben stent taktıktan sonra çabuk tıkanmanın en büyük nedenlerinden biri olan sigara, sizde de yara yere iyileşmesi hem şeker hem sigara gerçekten çok olumsuz Tabii. faktörler değil mi? Ameliyat başarısını çok düşürebiliyor Tabii. maalesef. Şimdi sigara içen bir hastada akciğer fonksiyonu da düşük olabiliyor. Damar hastalığından yanı sıra KOAH bulguları da olabiliyor. Yani apayrı bir akciğer problemleri de eklenirse tabii ameliyatta da risk biraz artıyor. Yani bir sigara içmeyen bir insana göre sigara içen bir hastayı ameliyat ettiğimizde sonuçlar biraz fark edebiliyor. Ama şöyle söyleyeyim sana Muratçığım. Biz son 15 yıldır bütün bypass ameliyatlarımızı kalbi durdurmadan yaptığımız için bunun bir yan etkisi akciğeri de durdurmuyoruz. Tabii. Akciğer pompası ne yapıyor? Kalbi ve akciğeri fonksiyonlarını yerine getiriyor. Kalbi durdurmadan ameliyat yaptığımız için akciğeri de durdurmuyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Bir hastanın aynı anda kalp ve akciğer hastalığı varsa bizim uyguladığımız atan kalpte bypass ameliyatında akciğeri de daha fazla korumuş oluyoruz ve Tabii. çok şükür çok az komplikasyon görüyoruz. Yani sigara içenler bile çok rahat bypass ameliyatı olabiliyor ve Tabii. akciğer yönünden çok fazla sıkıntı görmüyoruz biz. Evet abicim. Şimdi hangi hastalarda özellikle diyabetik hastalarda bypass biraz daha fazla değil mi? Şimdi şöyle, diyabetik hastalarda bütün arteriyel damar sistemi etkilendiği için kalbin de ilk tanı koyduğumuzda kalbin bir damarı değil de 2, 3, 4 tane damarı kireçlenmiş ve daralmış olduğunu görüyoruz. Yani diyabetik hastada ilk tanı koyduğumuzda daha ileri hastalık evreleri görüyoruz ve uygun hastalarda yine daima öncelikle stentle, yani senin uyguladığın yöntemlerle hastanın işini halletmeye çalışıyoruz. Ama diyabetik hastalarda bypass yaptığımızda daha kalıcı ve daha uzun ömürlü sonuçlar elde edebiliyoruz. Yani diyabet demek daha difuz ateroskleroz, daha yaygın kireçlenme, daha çok damar tutulumu gördüğümüz için daha çok bypass öneriliyor. Yani Evet. bütün büyük uluslararası yapılan araştırmalara baktığımızda özellikle Freedom Trial diye bir araştırmayı Evet hocam. düşündüğümüzde diyabetik 3 damar hastalığında bypasslar daha kalıcı sonuçlar sağlıyor. Kesinlikle. Şimdi abi bu niye damar tıkanıklığı oluyor? Bununla ilgili şeyleri konuştuk zaten, sebepleri. Bunun yanında hani bypass'a gelmeden önceki süreçte stentlemeler de olabiliyor. Stentlerle ilgili de çok pozitif gelişmeler oldu geçtiğimiz yıllara Tabii, göre. tabii, tabii. Teknolojiyle ilgili tabii. Teknoloji ilerledikçe kullanılan stentlerin şeyleri de kaliteleri de ilerliyor. Bir de son dönemde abi sen de biliyorsun hani bizim cihazımız zaman zaman sıkıntı yapmaya başlamıştı anjiyo cihazı. Geçen Evet. ay son model bir cihaz aldık Japonya'dan. O Hani orada cihazınız çok hayırlı olsun. O evet. sizin işinize yaramadı, benim işime de yaradı o cihaz. Evet. O Yani cihaz var ya, neyse. harika bir şey oldu. Evet. Çünkü
şu an damarların durumunu o kadar detaylı, o kadar güzel Değil görebiliyoruz mi? ki Teknolojinin son şeyinde. sanki yeni model bir telefon kullanıyoruz gibi kaliteye ulaştık. Evet, şu an teknolojinin en üst noktasındaki cihaz, Allah şükür Evet. bizim hastanemizde onu kullanıyoruz. Senin de abi tabii bu hani sen de El Melikesi de tabii makine yıllardır pompaya sokuluyor dediğin gibi. Pompa ne demek? Kalp durduruluyor. Kalbin Şimdi işini... şöyle, pompa dediğimiz pompa kan pompası. Aslında bir büyük bir yarım metre küplük bir cihaz, büyük bir cihaz. Roller pump diyoruz böyle. Hastadan bütün kanı çekiyor, oksijenatörden geçiriyor. Yani suni bir akciğerden geçiriyor ve hastaya geri pompalıyor. Evet. Yani bu kalp akciğer pompası dediğimiz, kısaca pompa dediğimiz makina bize kalbi durdurmamıza izin veriyor. Evet. Yani kapak ameliyatlarında bu yöntemi rutin kullanıyoruz. Mesela bu sabah bir çift kapak ameliyatı yaptık. Kalbi durdurarak yapmak zorundayız. O makinayı kullandık. Dün de bir çift kapak ameliyatı yaptık. O makinayı kullanarak yapıyoruz. Ama en çok yaptığımız ameliyat bypass. Bypass'ta da kalbi durdurduğumuzda genç hastalar bir şekilde tolere ediyor da 70 yaş üzeri hastalar, daha önce başka hastalık geçirmiş hastalar, SBO'lu hastalar, böbrek yetmezliği olan hastalar bu pompalı ameliyata çok iyi yanıt vermiyor ve komplikasyon oranı yüksek oluyor. Şimdi cerrahi olarak baktığımızda bir 70, 80, 85 yaşında bir hastayı ameliyat ettiğimizde pompalı ameliyatta risk oranı artıyor. Pompasız ameliyatta risk oranı %1-2 gibi düşük oluyor. Çünkü kanı dışarıya almıyoruz, kanı dışarıda çevirmiyoruz. Akciğeri durdurmuyoruz. Akciğerin hasarlı bölgelerin kolebe olmasını engelliyoruz ve çok daha iyi sonuçlar alıyoruz. Yani yoğun bakım süreci kısa oluyor bizde. Evet. 3-4 saat Abicim. sonra hastalar uyanıyor ve 1-1,5 gün içerisinde yoğun bakımı terk ediyor bizim ameliyat ettiğimiz hastalar. Abi ben tabii aynı yerde olduğumuz için yakınlarımda ameliyat ediyorsun. Bütün hastalarım da benim yakınım sonuçta. Onları Sağ ol, daha sağ ol. sonrasında şey yapıyorum. Kimi hayal meyal hatırlıyor ama yoğun bakıma gittiğimde gerçekten hemen birkaç saat sonrasında gözlerini açıyorlar. Daha entübeyken bile çok çok reaksiyon vermeye başlıyorlar. Dediğim gibi yoğun bakım süresi de çok 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 kısa oluyor ve hastane Evet. yatış süreleri de çok kısa Tabii. oluyor. Muratçığım, sana bir şey söyleyeyim mi? Korona dönemi başladı ya Mart Evet abi. ayında. Evet Biz abi. bypass hastalarımızı 3. gün eve taburcu ettik. Evet, evet, evet. Kontrol muayenelerini atladık. 1,5-2 ay sonra tekrar bir gel bakalım dedik ve hastalar kontrolsüz bile kendiliğinden iyileşmiş oldu. Yani bu off pump cerrahisinin ne kadar uçuk bir şey olduğunu görüyoruz. Ne kadar minimal invazif yöntem olduğunu korona döneminde bir defa daha anladık. Çünkü bu sık sık yaptığımız kontrollere bile ihtiyaç kalmıyor Evet, aslında. evet. Genelde kontrol muayenelerinde pompalı çalıştığımızda kan seviyesi daha fazla düşüyor. Röntgende akciğerin etrafında daha fazla su topluyor. Yani bu ufak tefek komplikasyonları pompalı hastalarda çok gördüğümüz için bu sık sık kontrol muayeneleri önemli oluyor. Bir haftada, 3 haftada, 5 haftada. Off pump cerrahisinde hastayı taburcu ettiğimizde bir yara iyileşmesi kalıyor. Evet. Başka önemli bir takip ettiğimiz konu da kalmıyor. İşte pompaya girmediği için aslında bu yara iyileşme süreci de çok hızlı oluyor abi. Bu COVID Tabii. sürecinde şimdi hayatta devam ediyor. COVID'e yakalanmayalım, yakalanmayalım diyor insanlar. Tabii. Yani mortalitesi %2,9'lar gibi diyor ama aslında ondan daha da düşük olabilir. Çünkü COVID testi pozitif olanlar da bu kadar. COVID testinin pozitiflik oranı da çok fazla değil yani 1/4 hastada neredeyse. Tomografi bulguları çok daha güvenilir kabul ediyor klinisyenler tarafından. Bu Doğru. dönemde hani senin ameliyat ettiğin hasta tamam off pump yapıyorsun kalbi durdurmadan bu senin yeteneğin bu yüzden dolayı ameliyatın ölüm oranı %1-2'lerde duruyor. Ama normalde bu hasta ameliyat olmasa yani %80-90 ölecek değil mi? Yani bir COVID ile karşılaştırdığın zaman aslında çok daha büyük bir hastalıktan kurtarıyorsun hastaları.
Hem de ne olursa olsun grip bile olanlar sonuçta sigara içiciliği bile hiçbir ek hastalık yokken COVID açısından riskken sen bypass yapıyorsun. Bu hastaları enfekte bile ettirmeden 3 gün içinde evlerine yolluyorsun. 2 ay sonra geliyor. Hastanın yara yeri bile belki belli olmuyor. Yani bu müthiş bir şey. Tabii. Şimdi COVID söylediğin gibi, belirttiğin gibi burundan nefes aldığımız yerlerden, ağzımızdan, boğazımızdan akciğere iniyor. Hı hı. Akciğere iniyor, oturuyor. Akciğere indiğinde tomografi hemen gösteriyor ama testler negatif çıkabiliyor. Evet. Yani bunun bir test pozitif çıkması veya çıkmaması için zaten 2-3 defa belli aralıklarda 2-3 defa test yapılıyor ki hasta pozitifse pozitif de negatif olduğundan emin olmak için seriyel testler yapılıyor. Şimdi biz hastayı alıyoruz. Kalp hastalığı her an kalbi sıkıştırıp da kalp krizine neden olabildiği için hastaları görüyoruz ve genelde planlı ameliyatları ertesi gün yapıyoruz. Ama bazı hastaları görüyoruz. Ya bu hasta yarına kadar bile sıkıntı yaşayabilir diyoruz. Covid-movid düşünmeden aynı gün hızlı bir hazırlık yapıp 2-3 saatte bir sürü hastayı ameliyata aldığımız oluyor. Ve bu hastalar en temiz, en kontrollü yerler neresi hastanenin biliyorsun. Anjiyo, ameliyathane, yoğun bakım. Oraya yabancı, yani başka insanlar girmiyor. Giren insanlar sürekli kontrol altında. Kesinlikle. Yani aslında çok hemen çok güvenli bir bölgeye alıyoruz ameliyathaneye. İşlemimizi yapıyoruz. Yoğun bakımda ekstübasyon sonrası hastaları bir an önce çıkartalım diyoruz. Yoğun bakıma gerek yok artık diyoruz. Bir an önce yürüsün diyoruz ve 3-4 günde hastalar yine kritik kalabalık yerlerden uzaklaşıyor ve ev karantinasına gidiyor aslında. Aslında COVID döneminden önce bile biz hastalara ne diyorduk? Eve gidin, fazla misafir kabul etmeyin diyorduk. Kesinlikle. Niye? COVID'i kim taşıyor? İnsanlar taşıyor. Tabii. Ziyaretçiler taşıyor. Kesinlikle. Yani Türk milleti biliyorsun, bizim milletimiz ziyareti çok seviyor. Hemen bir yakını, akrabası hastalanınca bir geçmiş olsuna gideyim. Tabii, bir bakayım birlikteliği ne yaptı. Seviyoruz. Ha, birlikteliği seviyoruz ama bu enfeksiyon riski getiriyor. Yani biz hastalarımıza siz tabii anjiyo sonrası bunu kısıtlamıyorsunuz. Gerek evet. Yok. Enfeksiyon riskiniz düşük. Ama cerrahide, açık cerrahide daima enfeksiyon olasılığı da düşünmek lazım ve biz diyoruz ki 3-4 hafta ziyaretçi almayın. Fazla insanlarla temas etmeyin. El öptürmeyin, el öpmeyin, sarılmayın, öpüşmeyin gibi şeyler söylüyoruz. Evet, evet abi. Ya tabii abi, şimdi senin özellikle tıbbın yaptığı en büyük ameliyatlardan birisi, yani kalp damar cerrahisi, açık kalp ameliyatı. Özellikle COVID'li dönemde böyle bekletemeyeceğin çok acil, aslında normale göre daha riskli hastaları yapıp da COVID'e de yakalanmadan 3 günde bunları taburcu etmen gerçekten çok çok büyük başarı Selam abi. Valla ellerine sağlık. Sağ ol. Eskişehir halkı için o dönemde ilk şu an daha normalizasyon dönemindeyiz ama ilk dönemde ne kadar herkesin panik içinde olduğu, yani hatta ST elevasyonlu olmayan kalp krizlerini bile almayın diye söze olarak etraflarda duyumlar aldığımız dönemde senin bu hastaları bekletmeden hayatlarını kurtarman gerçekten çok büyük sevap abi ya. Emeklerine çok sağ sağlık. Eskişehir ve yöresi için de çok büyük bir değersin abi. İnşallah zaten yaşın çok genç. Birlikte uzun yıllar çalışacağız Selam abicim. Murat'cığım, yaşım çok genç derken şöyle bir göstereyim, saçların rengini göstereyim. Abi bizim işte saçların beyazlanma şansı yok ya abi. Ne yapacaksın yani? Yatmaktan olmuyor bunlar sonuçta. Her iş risk, her karar bir risk. Yapacak bir şey yok. Tabii tabii. Murat'cığım, bu COVID döneminde insanları içeriye kapattılar. 65 yaş üzeri dışarıya çıkmasın dediler. Ve o dönemde bile bizim bypasslar devam etti. Evet. Tekrarlamak istiyorum. Tekrar bunun altını çizmek istiyorum. Kalp krizleri COVID'e göre çok daha fazla insan öldürüyor. Ve şüpheli insanlar gelemiyor, gelemedi. Hep bizden izin alarak geldiler. Ben kaç tane sokağa çıkma yasağını
bypasslamak için belgeler yazdım. Hı. Kalp bypassı değil de sokağa çıkma izin belgeleri yazdım ki insanlar gelsin de tedavi olabilsin veya refakatçine hastaneye gelebilsin. İnsanlar hastaneden taburcu oldu, eve gitmeye çekiniyor. Niye? Dışarıda polis bana ceza keserse ben 68 yaşındayım diye. Yani bu Covid döneminde gerçekten zor şartlarda işimizi sürdürüyoruz ama Evet. Doğru iş yaptığımız için yine de bir şekilde hastalarımın sağlığına kavuşuyor. Abi kesinlikle. Abi şimdi bu cerrahi kapaklarla ilgili de konuştum da kapaklarla ilgili bize de sorular geliyor. Bunda off pump olmuyor. Kalbin içi açıldığı için Tabii. zaten onda muhakkak kalp durup pompaya bağlanması gerekiyor. Bir de bir ara modaydı. Şimdi biraz daha geri kaçılıyor bu şeyden. Minimal invazif yöntem. Sen de bunu yaptın bir süre ama. Tabii. Ben sana o konuda birkaç tecrübemi aktarayım. Şimdi kapak Abi minimal ameliyatlarında... invazif dedikleri hani insanlar duyuyor ya nedir? Sanki bunu bir Nedir? yerlerden duydukları zaman çok efsane bir şey keşfedildi. Ay'a, Mars'a gidildi, yaşanmaya başlandı gibi oluyor da. Bu senin de daha önce yaptığın hatta bu Da Vinci robot dünyada Evet. ilk kullanılan cerrahlardan biri sensin Frankfurt Üniversitesi'nde. Evet. Bunlar hiç bilinmez, sen de hiç anlatmazsın ama biz tabii yakınlığımızdan senin şeylerini biliyoruz, biraz özelini, neler yaşadığını. Bırak minimal invazivi, Da Vinci'nin ilk kullanan insanlardan birisiniz. Yani bunlarla ilgili de ufak bize bilgi verirsen. Tabii. Şimdi minimal invazif demeyin iki tanımlaması var. Genelde bütün insanların konuştuğu küçük kesi yaklaşımı deniyor. Yani Evet. göğüs İnsanlar ondan kafesini etkileniyor tabii abi. Değil mi? tabii Hani ya şey etkileniyor. olarak Küçük kesi küçük kesi dersen herkes istiyor. Aa tabii. güzelmiş. Aynı ameliyatı küçük kesi olarak yapabiliyor musun hocam diyor. Tamam ben böyle bir şey istiyorum. Yani insanlara çekici geliyor minimal invazif. Tabii. Yani tam sternotomi değil de küçük sternotomi. Yani göğüs kafesinin kısmen açılması bu Hı. minimal invazifin birinci tanımlaması. İkinci tanımlaması ama minimal invazif kalp cerrahisinde kalp akciğer pompasından kaçınmak ve beden dışı kan dolaşımından kaçınmak minimal invazif cerrahinin ikinci önemli Hı. tanımlaması. Şimdi biz bypass alanında zaten tamamen minimal invazif çalışıyoruz çünkü bütün bypassların %99'unu çalışan kalpte yapıyoruz. Bu kriteri yerine getiriyoruz. Evet. Kapak ameliyatlarında minimal invazif ne demek? Göğüs kafesini komple açmadan yapıyoruz. Hı. Şimdi bunu yapmak için tabii belli yöntemler geliştirdik. Benim Almanya'da çalıştığım dönemde Frankfurt Üniversitesi'nde sternotomiden yani göğüs kafesini açmadan tamamen kaçınabildik. Bu Da Vinci robotu Amerika'da geliştirilen bir sistem. Telemanipülatör aslında. Yani küçük portlardan, deliklerden, 3-4 yerden giriyoruz. Kamerayla giriyoruz ve göğüs kafesi içerisinde yapmak istediğimiz ameliyatı 3 boyutlu görüntü şartlarında göğüs kafesini açmadan mini cihazlarla yapıyoruz. Yani küçük cerrah, yani elimiz göğüs kafesine giriyor düşün ve altı yöne doğru hareket ediyor düşün. Yani öyle bir yöntemle 99 senesinde başladık. Robotik cerrahi işlemleri yaptık. Ve o dönemde gerçekten dünyada ilklere imza attık. Ve onlarca makale yayınladık. Hatta Frankfurt Üniversitesi bu alanda çalışmam için beni doçentlik seviyesine getirdi 2007 senesinde. Yani bu konuda ben çok çalıştım. Küçük kesilerle yapılan ameliyatlar çok faydalı olabilir diye yola çıktık. Ama şunu söylemem lazım. Bir gerçek cerrah olarak ve hastalarını düşünen cerrah olarak bu işin daha çok kozmetik avantajın olduğunu söyleyebiliriz. Ve kalp üzerine yaptığımız işlem aslında fonksiyonel bir işlem. Yani biz kozmetikle uğraşmıyoruz aslında. Kozmetik demek hastanın göğüs bütünlüğünü bozmadan ameliyat yapma yöntemine uğraştık. Koltuk altından işlemler yaptık, robotla işlemler yaptık ama benim şahsi
görüşümü istiyorsan bu minimal invazif cerrahi bypass alanında çok güzel bir şey. Pompadan kaçınıyoruz. Ama insanlar sağlığına kavuştuğunda yaranın uzunluğunu unutuyor. Yani benim göğüsteki yaram 10 santim mi, 15 santim mi, 17 santim mi? Hiç önemli değil. Değil mi? Değil mi? Abi hiç bana, önemli değil. Bana da sorduklarında genelde şöyle diyorum. Hani yapan hekime zaten bırakmak lazım. Burada da sen son derece tecrübelisin. 30 bin olmuştur belki bakan abi. Doğru mu? Ya yok yok, o kadar olmadı da. Benim şahsi ameliyat ettiğim bypass sayısı 4500'lerde, kapakları ve diğer büyük aort damarlarını ve yani bütün ameliyatlarımı sayarsam 6000-6500'e doğru gidiyoruz şu an. Hı hı. Abi şimdi ben hep şunu söylüyorum. Sonuçta arabanın motorunu tamir ediyorsun. Kaportadaki çizikler çok önemli değil. Çünkü o arabanın motor Aynen. durduğunda tekrar çalışma ihtimali çok zor oluyor. O yüzden Evet, motor aynen iyi öyle. olsun ama kaporta biraz kesilsin, çizik olsun. Bunun çok önemi yok. Önemli olan iç taraftaki fonksiyonel Aynen öyle. greftlerin güzel bağlanması, yetenekli ellerde bağlanması. Bunu bağlarken de daha geniş kesi gerekiyorsa daha geniş kesi olur. Bu arada abi çok fazla yorum var. Senle ilgili tabii birçok insanın kalbine dokundun. Birçok ocakta sevenlerin belki babaların, annelerin, kardeşlerin hayatlarını kurtardın. O yüzden sana ciddi anlamda çok fazla pozitif yorumlar var. Bunları tabii sohbet ederken sen anlatırken çok göremiyor olabilirsin. Ben şu an tamamen sana odaklanıyorum. Instagram'ı da yeni yeni kullanmaya başlıyorum. Fazla takipçim de yok. Bu Instagram'ı ben çocuk oyuncağı sanıyorum Muratçığım. Açıkçası ama yani böyle güzel live canlı iletişimlerde olduğunu bile bilmiyordum. Samimi söylüyorum. Sen bunu bir deneyelim dediğin için tamam bir deneyelim dedik. Abi ilerleyen dönemlerde yine yaparız. Sonuçta ben Motto Tabii. Magazin'de her hafta yapıyorum. Bu programı yapıyorum. Bir arkadaşımız bir ricası olmuş. Murat Şenol'la Serdar Akyüz'le canlı yayın yayın istiyorsunuz. Murat Şenol'la dün konuştum. Biraz eşi Cemil Hanım var. Kulak burun boğazcı biliyorsunuz. İkisi de çok Evet. sevdiğim kardeşim. Murat da Cemile de bizim fakülteden ben asistanken yanında stajyerlik yapmış arkadaşlarım. Murat biraz daha Cemile ile ilgili düşünüyor. İlerleyen dönemde belki Murat'ın fikri değişebilir. Canlı yayınla ilgili kendisine teklif yaptım. Serdar Bey de zaten ben kardiyoloji uzmanı olduğum için ona sorabileceğiniz her soruyu zaten bana sorabilirsiniz. Ayrıca bizim etle Tabii. tırnak olduğumuz kalp damar cerrahımız da Selami Doğan'dır. Kendisi burada. Şurada bir soru geldi. Muratçığım, kısaca böleceğim Aha. seni. Bak, ben de şimdi bu interaksiyonu öğreniyorum şu an. Soru geldi. Bir bypass ameliyatının süresi ve garantisi ne kadardır diye soruyorlar. Şimdi kısaca cevap vereyim. Hı. Başarılı bir bypass yaptığımızda genelde bir arteriyel graft kullanıyoruz, göğüs damarı. 2-3 tane safen ben kullanıyoruz bacaktan. Bu graftlerin ortalama açık kalma süresi 10-15 seneyi buluyor. Yani bir insan başarılı bypass ameliyatı geçirdiğinde kalbin yeni damarları ortalama 10-15 sene açık kalıyor. Bazı insanlarda 20-25 seneye kadar uzanan sonuçlar var. Hı. Tabii burada tek faktör şey değil. Hastanın yapısı da çok önemli. Yani Tabii. bir insan elini kesiyor, hiç iz bile kalmıyor. Ama başka birisi çok daha ufak bir kesi, çocukluğundan kalma anı olarak devam edebiliyor. Burada çok büyük faktörler var. Ama genelde atar damarlarla ilgili değil de bacaktan alınan toplar damarlarla ilgili sorunlar çıkabiliyor. Bu da dediğin gibi 10 yıldan sonra biraz daha çok belirgin oluyor. Bu da atar damar sisteminin içine toplar damar gibi düşük basınçlı bir sistemin damarı koyulduğu için. Ama Tabii. bunların da çok uzun. Geçen bir 3-5 ay önce yaptığım bir anjiyoda 25 yıllık bir bacak toplar damar bypass graftinin açık olduğunu görmüştüm. Evet. Birçok faktör var bunda ama gerçekten hastanın kendi yapısının,
bacak damar yapısının, işte az önce söylediğim gibi diyabetin ne olup olmaması vesaire. Buracığım, bizim bazen bir 20 yani 20 santim damar uzunluğuna ihtiyacımız oluyor ama gördüğümüz damarı beğenmiyoruz. 50-60 santim damar çıkartıyoruz. Bir kısmını kullanmayıp çöpe attığımız oluyor ve damarın, o yedek damarın en güzel kısımlarını kullanmaya özen gösteriyoruz ki hasta en az 10-15 sene bu damarlarla rahat etsin diye. Yani dalsız olan bölgeleri, valvsiz olan bölgeleri kullanmaya özen gösteriyoruz ki yaptığımız ameliyatın neticesinde hasta uzun süre rahat yaşayabilsin diye. Yani burada tabii cerrahi ekibin tecrübesi de çok önemli. Çok önemli. Yani ameliyatı bir 15-20 dakika uzatabiliriz. Daha iyi bir graft koyabilebilirsek. Yani o yönden tecrübe çok önemli. Evet. Şimdi bir şey var. Yorum var. Yahya Topal da olsun. Ben biliyorsun abi iki program yapıyorum. Salı günleri Facebook üzerinden Vakti Saat programı var. Çarşamba akşamları da motto, sağlık mottosunu yapıyoruz. Sayın Yahya Topal, dahli uzmanı, çok başarılı bir meslektaşımız. Tabii. Odalarımızla tabii yan yana. Bu şeyle ilgili, sağlık mottosuyla ilgili onunla henüz konuşmadım ama ilerleyen dönemde tabii Yahya abiyle tekrar sohbet etmeyi çok isteriz. Eğer hani istediğiniz bir konu varsa, dahli uzmanı olarak Yahya abinin konuşmasını istediğiniz, onu da yazın. İletirim Yahya abiye. Belki o da uygun görüyorsa onunla ilgili konuşabilir. Yine Sayın Erdin Dilek'in bir sorusu var. Çok saygıdeğer bir izleyicimiz. Kendisini de biliyoruz, tanıyoruz. Çok sevilen bir insan. Bir sorusu var abi. Tamam. Aslında kendisi de tecrübeli, biliyor ama izleyicileri de biraz bilgilendirmen açısından sordu bence. Bypass ameliyatında kullanılan, tercih edilen İMA mı, yani göğsün içinden alınan atar damar mı, yoksa bacaktan alınan toplar damar olan safenven mi? Bu evet, daha önemli çok, bir soru. Bunu abi bu çok bilgilendirmen açısından tabii bence sormuş. Çünkü kendisi son derece tecrübeli birisi. Tabii. Şimdi şöyle, bizim bypass cerrahisinde kalbin en önemli damarı olan LAD dediğimiz kalbin ön yüzünü ve sağ sol kalp arasında septum bölgesini besleyen damar, düşündüğümüzde bu damara en yakın olan zaten sol göğüs damarıdır. Lima dediğimiz sol göğüs damarı göğüs kafesinin içinde seyrediyor ve bu damarı kullandığımızda bu damarın açıklık süresi, patency rate, 15 sene sonra %90. Ameliyattan 15 sene sonra hala, yani 100 hastanın 95'inde açık görüyoruz. Çok kaliteli bir damar, göğüs damarı. Ve LAD üzerine kullanıldığında zaten hastanın hayatını garanti eden graft budur. Her hastamızda Lima to LAD kullanıyoruz. Ve esas önemli olan şu, LAD lezyon olmayınca hasta bypass'a gelmiyor. LAD damarında darlık veya tıkanıklık olmayınca genelde sen hallediyorsun değil mi? Evet, CX evet ve RCA'ya sen müdahale ediyorsun. Tabii tabii. LAD'de de problem varsa zaten biz oraya mutlaka lima kullanıyoruz. Göğüs atar evet damarı kullanıyoruz. En kaliteli damar budur. İkinci kaliteli damar tabii ya safenven, bacaktan aldığımız damar, ya da koldan aldığımız damar. Ama koldan aldığımız damarlar spazma meyilli, yani büzüşmeye meyilli olduğu için çok tercih edilen bir damar değil ve yedek damar olarak safenven olmuyorsa veya daha önce alındıysa reoperasyonlarda kullanılıyor veya uygun hastalarda yani kullanılabilir. Mesela birkaç gün önce bir gördüğümüz bir iki bacağı amputasyon geçirmiş bir hasta vardı. Evet, evet. O hastaya söyledim. Evet. Ameliyat yaparız ama yedek damar alacak bacak yok dedim. Koldan almamız lazım dedim. Ve yürüyemiyor. Yani öyle zor hastalara da bypass düşündüğümüzde kol damar gündeme geliyor. Evet. O hasta da çok ilginç bir hastaydı değil mi abi? Tabii ya. Allah ömür versin, çok saygıdeğer, çok yeni tanışmamıza rağmen sevdiğimiz bir abiydi. Her iki bacak ampute, yani kesilmiş. Sol el bilek damarına kendi kendine hiçbir şey yapmadan pıhtı atmış. Sadece evet ekstremite olarak, yani iki bacağı zaten yok. Sol kol damarında pıhtı olmuş kendi kendine. Sağ evet damarından da, sağ el bileğinden de ben anjiyo yaptım. Yani üç tane damar değişmesi gerekiyor.
Hadi sağ damarı benim yaptığım yere alabilecektin ama göğsün içindekini alacaktın ve üçüncü bir damar bulman çok zordu. Tabii, sen aynen. Onu haberin var, konuştuk zaten. Sol taraftaki, sol eldeki pıhtı geçtiği zaman ameliyat edelim. Hem göğsünün evet. içinden hem iki kolundan da damarı alıp üç damar değiştirelim demişsin. Bence o da evet. case olacak bir vaka. Evet. Bilmiyorum kaç tane cerrahın başına gelmiştir. Benim de ya tek bacak amputasyonu gördük de çift bacak amputasyonlu hastanın da bypass'a kadar gidebileceğini nadiren gördüm. Değil mi? Değil mi? Benim de tek yapabileceğim yer vardı. Bacak damarları dediğin gibi yok. Sol elinde pıhtı var. Tek sağ el damarı vardı. Oradan da biz anjiyo yaptık. İnşallah ilerleyen dönemde sen bypass'ın hayırlısıyla halledeceksin abi. İnşallah. Selam abicim. Eklemek istediğin başka şeyler var mı? Çünkü nasıl zaman geçti bilmiyorum. Biraz bağlantı sorunu yaşadık 5 dakika. Ama ilk sonrası... 5 dakika sıkıntılı oldu ama bu Wi-Fi güzel çalıştı. Seni kurtardı valla. Kesinti olmadı. Evet, evet. Evet abi ya. Biz hani sonrasında nasıl geçti anlamadım. Yaklaşık herhalde... Ne kadar konuştuk şimdi? Vallahi bilmiyorum da herhalde 40 dakika falan olmuştur abi. Çok keyifliydi. Seni gerçekten sosyal medyada insanlar görmek istiyor Selam abi. Bu bilgilerin çok önemli. Sen insanların kalbine dokunarak hayatlarını daha uzatmalarına vesile oluyorsun. Ve insanlar kalpten seni çok seviyor. En azından şurada gördüklerinde verdiğin değerli bilgilerin yanında senin güler yüzünü görmeleri bile birçok evde, birçok ocakta mutluluk gülleri açmasına neden oluyor. Bunu ben çok iyi biliyorum. Çok Eskişehir'de akrabam, eşim, dostum i̇nşallah olduğu için. İnşallah öyle oluyordur. Bizi izleyen birkaç kişi olmuştur inşallah. Yo abi, çok değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. İnşallah kalbimizin birlikte atmaya devam etmesiyle uzun yıllar birlikteyiz abi. Allah ayırmasın bizi. Hep sağlık versin. Hastalara faydalı olmaya çalışalım. Eşinize İnşallah. Çok selamlar, saygılar. Kızlarınıza çok selamlar. Aleyküm selam. Çok sağ ol Muratçığım. Yarın 8.30'da serviste görüşürüz. Dinlenmiş halini görmeye doğru gidiyoruz. Çok sağ ol. Çok saygılar keyifli abicim. Bir sohbetti. Kendine ben de iyi çok bak. Memnun oldum. Selam saygılar abicim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.